Virüsler insanlara karşı başlığında hazırladığımız COVID-19 hakkında bilmeniz gereken 3 basit noktayı sizlere açıklayacağım. İlk noktamızın adı mikroboyut. Olaya biraz yakından bakalım ve yakınlaşalım. Viral parçacıklar küçüktür. Zaten süper derecede minik olan bakterilerden 1000 kat daha küçüktür. Ve çok bollar. Tek bir damla deniz suyunda genellikle 10 milyon virüs bulabilirsiniz. Ama neyse ki çoğunluğu insanları etkilemez. Ancak yine de daha azı halen zararlıdır. Asen bir protein kabuğundan oluşurlar ve içinde virüsün kendini kopyalaması gereken DNA veya RNA materyali bulunur. Bu durumu neredeyse bir tarif gibi düşünebilirsiniz. Küçük bir biyoloji bilgisiyle DNA'nın iki iplikçili bir molekül ve RNA'nın da bir iplikçiye sahip olduğunu biliyoruz. COVID-19 koronavirüsü RNA kullanmaktadır. Daha sonra, virüsün çoğalmak için bir ev sahibine, daha doğrusu bir hücreye ihtiyacı vardır. Doğru hücre ile temas ettiğinde virüs onu gasp eder ve ele geçirir. Sonrasında hücrenin çoğalmasını sağlar ve kendi kopyalarını toplar ve bazen de işlemdeki hücreyi tahrip eder. Bu yeni kopyalar devamlı şekilde kendini kopyalamayı tekrar ve tekrar devam ettirir. İkinci noktamız bireysel boyut. İkinci noktada durumu bireysel bir insan ölçeği boyutuna doğru uzaklaşarak inceleyelim, ben de bu virüsün var olduğunu ele alalım. Öksürdüğüm veya hapşırdığım zaman virüsün kopyalarını yayıyor ve yeni bir ev sahibi bulma arayışlarını başlatmış oluyorum. Gördüğünüz üzere havaya doğru öksürdüğümde etrafımdaki yüzeylere damlacıklar düşüyor. Ellerime öksürdüğümde ya da burnumu sildiğimde elimi yıkayana kadar virüs ellerimde kalıyor ve dikkat ederseniz şu anda dokunacağım her şeye yayılmaya hazır durumda. Araştırmalar hızla değişiyor ancak bu içeriği hazırlarken COVID-19 koronavirüsünün yüzeylerde 3 güne kadar hayatta kalabileceğine inanılıyor. Örnek olarak, bakır yüzeyde 4 saate kadar, karton kutularda 24 saate kadar, plastik ve çelik yüzeylerde ise 2 günden 3 güne kadar kalabildiğini düşünmelisiniz. Araştırmalar ayrıca COVID-19'un semptomlarının gösterilmesinden 3 gün önce bile yayılmaya başlayabileceğini gösteriyor. Yani benim hiçbir fikrim olmadan, hasta olmasam bile etrafa virüsü yaymış olabileceğimi düşünün. Bu yüzden havaya veya ellerimize değil, dirsek içlerine öksürmeli veya hapşırmalıyız ve bu nedenle mümkün olduğunca fazla ellerimizi yıkamalıyız. Peki ya enfekte değilseniz? Ancak bu damlacıkları alma ihtimaliniz halen var, bir tutamaca veya kapı koluna veya rafa dokunduysanız, virüs şu anda ellerinizde olabilir, bu sizin de enfekte olduğunuz anlamına geliyor. Ancak henüz değil, virüs vücudunuza girmeli ve bu elinizi gözlerinize, burun deliğinize veya ağzınıza dokunduğunuz zaman gerçekleşir, işte o zaman da virüs hücrelerinizi devralır ve çoğalma döngüsünü tekrar başlatır. İşte bu yüzden enfekte olan ellerinizle kesinlikle yüzünüze dokunmamalısınız, önce ellerinizi yıkamalısınız. Ve son olarak üçüncü noktamız olan mega boyuta geldik. Bu sefer de bireysel boyuttan uzaklaşıyoruz. Çünkü buradaki en büyük nokta bunun bireysel boyutla ilgili olmamasıdır. Bu durum benim ya da seninle ilgili değil, hepimizle ilgilidir. Hayat ana karakteri olduğumuz bir film değil ama bu önemli olmadığımız anlamına da gelmiyor. Hepimiz birbirine bağlı karmaşık bir dünyanın anahtar parçalarıyız. Bu virüs bizim bu işte birlikte olduğumuzu anımsatan güçlü bir hatırlatmadır aslında. Daha da uzaklaştırıldığında virüsün nasıl yayıldığına dair desen, mikroboyuta benziyor. Biz de hücreler gibi enfekte olmayı bekliyoruz, ancak davranışlarımızı bireysel ve toplu olarak değiştirebiliriz. Gördüğünüz gibi her nokta bir birey ve bu bireylerin aldığı önlemlere dikkat ederseniz, bir bireyin kaç kişiyi olumlu ya da olumsuz şekilde etkileyebileceğini görebilirsiniz. Evet, eylemlerimiz büyük bir fark yaratıyor, seçimlerimiz yüzlerce veya binlerce ve hatta milyonlarca kişiyi etkiliyor. Kısacası topluca çalışarak güçlüyüz ve benim tek umudum her şey bittiğinde bunu unutmamak olacaktır.